STV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Sağlık Rehberi programıyla karşınızdayız. Evet, Kasım ayındayız biliyorsunuz. Kasım ayı pankreas kanseri farkındalık ayı. Biz de bu nedenle bugün pankreas kanserini konuşacağız. Çok değerli hekimimiz bugün yine bizlerle. Genel cerrahi uzmanı Doktor İhsan Oruk. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Evet hocam, pankreas kanserini konuşacağız ama öncesinde nedir bu pankreas? Bize bunu anlatır mısınız? Ne görevleri var vücudumuzda? Evet, aslında farkındalık ayı olduğu için pankreas konusunu konuşacağız ama maalesef çok hoşlanmadığımız bir konu. Çünkü yüz güldürücü, hastalığın yüz güldürücü olduğu bir grup değil. Maalesef onu konuşacağız. O yüzden üzücü bir gün olacak. Tabii pankreas bizim olmazsa olmaz organlarımızdan birisi aslında. Vücudun en ana organlarından birisi. Her ne kadar çok bilinmese bile çok ana organlardan birisi. Pankreas nedir? Karın içinde yer alan. Karaciğer, mide, bağırsağın arka tarafında, omurganın önünde, aort dediğimiz ana damarın önünde yer alan bir organımız. Burada bizim iskelet sisteminde, eğer kamera yaklaştırabilirse gösterelim. Yani ameliyata girdiğimizde hemen karşımıza çıkan bir organ değil. Çok arkalarda, tüm organlar tarafından korunmaya alınmış bir organ. Görebiliyor muyuz? Evet, şu an görüyoruz hocam. Bakın. O ince bağırsaklar, kalın bağırsağı kaldırdığımızda midenin arkasında şu bölgeye yaklaştırabilirsek aortanın hemen önünde 12 parmağın içinde yer alan, midenin arkasında yer alan bir organ. Yaklaşık 15 santimlik bir organ. Küçük bir organ. Tabiri caizse sucuk gibi düşünün. Uzun, ince bir organ. Şöyle görebiliyor muyuz? Evet. 12 parmağın içinde yer alan bağırsaklardan gelen ana damarın, bağırsaklardan karaciğere giden ana damarlar vardır. Onları saran ve onun önünden dalağa kadar giden bir organ bu. Şöyle bırakalım, bunu görebiliriz. Bu organ ne işe yarıyor? Bu organ aslında bizim bir, herkesin çok iyi bildiği bir şeker hastalığı vardır ya. Evet. Bu organ vazife yapmadığında şeker hastalığı olur. Mesela şeker hastalığını biliyoruz nedir? Ama bunu İnsülin. Çok da bilmiyoruz. Evet. İşte diyabet hastalığı, şeker hastalığı nedir? Bu organın salgıladığı insülinin yetersizliğinden kaynaklanan bir hastalık. Bu organınız iyi çalışıyorsa şeker hastası olamazsınız. Bakın en basit bir özelliği. Ne kadar önemli. Şeker hastalığının sebebi o zaman bu. İşte bu. Bu organ çalışmadığında şeker hastası oluyorsunuz. Çünkü salgıladığı insülin şekeri dengeliyor. İnsülin görevi nedir? Yemek yediniz, gıda aldınız, glikoz dediğimiz hadise şeker. Bağırsaklar tarafından emilecek. Bu nereden gidecek? Bağırsaklardaki toplar damarlardan önce karaciğere gidecek. Karaciğerden vücuda dağılacak. İşte bu karaciğer kana dağıldıktan sonra bu şekeri organize eden organlara, ana hayati organlara, beyni, kaslara, diğer organlara, hücre seviyesine götüren hormonumuz hangisi? İnsülin. Evet. Bu insülin çalışmadığı zaman, yetersiz olduğu zaman kandaki şeker ne olmayacak? Yeterince dağılmayacağı için kanda şeker seviyesi yükselecek ve şeker hastalığı oluşacak. İşte bu organ bu işe yarıyor. Bu bir tanesi. İkincisi, başka hormonlar da salgılıyor. Yine şekeri düzenleyen. Başka bir de egzokrin dediğimiz sindirimin ana hormonları vardır. Ekmek yediniz, makarna yediniz, et yediniz, yağlı bir şeyler yediniz. Bunların parçalanması için ne gerekiyor? Mide asidinden sonra. Mide asidi ne yapacaktır? Küçük parçalara ayrılacaktır. Ama daha alt birimlere ayrılmak için ne gerekecek? Safra ve pankreas sıvısı gerekecek. Bakın gıdaları parçalamak için yine pankreas gerekiyor. Çok aslında önemli görevleri var. O işte asit salgısını dengeleyen, karbonatı salgılayan, diğer gıdaları parçalayan tüm maddeler pankreastan salgılanıyor. 12 parmağı geliyor, orada gıdalar parçalanıyor, oradan ince bağırsağa akıp gidiyor, oradan emilmeye başlıyor. Eğer pankreas bu görevi yapamaz ise ne olacaktır? Hazım problemleri başlayacaktır. Sindirim problemleri olacaktır. Yeterince kalori alamayacaksınız. Beslenemeyeceğiz. O yüzden pankreas bizim vücudumuzun ana organlarından birisi, hayati organlarından birisi.
Evet, izleyicilerimize de bu arada programın başında hatırlatmayı unuttum. Şu anda telefon numaralarını ekranlardan görüyorsunuz. O numaralardan pankreas kanseriyle ilgili özellikle sorularınız varsa hocamıza iletebilirsiniz diyelim. Evet hocam, siz şeker hastalığıyla ilintili olduğunu söylediniz. Sindirim problemlerine yine yol açtığını söylediniz. Peki başka bir hastalığa neden oluyor mu? Ve bu hastalıklara neden oluyor yani? Sebepleri neler? Evet, pankreasın çeşitli hastalıkları var. Dedik ya, pankreas ana organlardan birisi. Nedir? Bir, hormon salgılaması, iki, enzimleri salgılaması. Bu görevleri yerine getirdiği sürece bir sorun olmayacaktır. Ama bunun hastalıkları var. Evet. Basit hastalıklardan çok daha ağır, komplike giden hastalıklara sıralarsak. En basit hastalığı nedir? Pankreasın. Şimdi pankreası bir, dedim ya, sosis ya da sucuk gibi düşünün. Uzun, incedir. Ve ortasında bir kanal geçer. Pankreas kanalıdır. Bir sum kanalı deriz. Latincesi. Bu kanal pankreas başıyla birlikte, şurada görülebiliyorsa, 12 parmağa akar. Safra kanalıyla birleşir. 12 parmağa açılır. Buradan tüm o sindirim enzimlerini salgılar. En basit hastalığı nedir? Bu kanalın tıkanmasıyla oluşan hastalıklar. Kanal tıkandığında birçok sebebi var. Kanal tıkandığında basit, en basit gördüğümüz pankreatit dediğimiz hadise, pankreas iltihaplanması. Çünkü bu enzimler, eğer 12 parmağı akılması, salgılıyorsunuz, bir dereyi düşünün. Derenin önüne bir kaya düştüğünde, kayalar düştüğünde su ne olacaktır? Akamayacaktır. Evet. Aynen bunun gibi pankreas enzimleri, pankreas kanalı tıkandığında ve pankreasın kendisi şişip iltihaplanıp kanalı tıkadığında bu enzimler akamayacak. Ne yapacaktır? Pankreas kanalında şişmeye, pankreasın tabiri caizse kendi enzimleri tarafından harap olmaya başlayacaktır. Tabiri caizse kendi tükürüğünde boğulacaktır. Pankreatit dediğimiz hadise zamanında yeterince müdahale yapılmaz ise ölümcül olabilir. Bunlarda hemen hızlıca nedir? Tedavi alırız. Ağır antibiyotikler veririz. Sindirim sistemini bloke ederiz. Yemeği içmeyi keseriz ki pankreas herhangi bir enzim salgılamasın. Tabiri caizse musluğu kesmemiz gerekiyor. Su akmayacak. Lavabo tıkandığında nedir? Musluğu kapatırız. Aynen onun gibi. Gıdayı kesmemiz gerekiyor. Hatta bazı ilaçlar verip pankreasın kendi salgılarını bloke ederiz. Mide asit salgılarını bloke ederiz ki pankreas dinlensin, harap olmasın, kurusun. Bunu yaparız. Bu hastalığın en büyük sebepleri nedir? Genelde karşımıza safra taşlarıdır. Bu bir. İkincisi alkol. Üçüncüsü sigara, alkol ve lipid artışı. Birçok hastalık yani karşımıza çıkıyor maalesef, bu alkol yani ve sigara. Artık sigara ve alkolü her şeyin içine sayarsanız yanlış olmaz yani. Öksürdüm sigaradandır, aksırdım sigaradandır, alkoldendir diyebiliriz. Çünkü her şeyin altında bunlar çıkıyor. O kadar zararlı. Pankreasta da bu altında çıkıyor. Pankreatitlerin çoğu sebebi aslında bilinmiyor. Ama bilinen bir kısmı işte alkol, sigara, safra taşları ve yağ artışı. Vücuttaki ciddi yağ artışları pankreatite sebep olabiliyor. O yüzden bakarız. Bazen ilaçlar yine pankreatite sebep olabilir. Bu akut pankreatit. Dedim ya, akut pankreatiti zamanında tedavi ettiğinizde çok çabuk düzelebiliyor. Safra taşına bağlıysa hemen girersiniz, safra kanalını temizler, taşı alırsınız, dinlendirirsiniz, sonra ameliyat yapar, kurtarırsınız safra taşından. Ama bazen öyle olur ki düzelmez. Pankreas çürümeye kadar gidebilir. Ölümcül olabilir. Safra taşı aslında çok tehlikeli gözükmüyor sanırım toplumda ama ölümcül sonuçlara da bir şekilde neden olabiliyor o zaman, yani tetikleyerek. Tabii ki şunu, şimdi eskisi gibi değil. Şimdi safra kesici taşlarını gördüğümüzde eğer ciddi bir ameliyata engel bir problem yok ise ameliyat olmaları gerekiyor. Neden? Şunu düşünün. Kış geliyor şimdi. Evet. Devlet bile artık zorunlu hale getirdi. Kar lastiği takılıyor değil mi? Neden? Herhangi bir kaza oluşmasın. Kazayı önlemek adına kar lastiği zorunluluğu var. Ceza yersiniz. Doğru mu? Evet. Bunun gibi korumadır. İşte safra kesici ameliyatları da aslında bu tür komplikasyonlar için koruyucu hekimlik sınıfına giriyor. Hiçbir şikayetim yok, ben olmayayım. Evet, şu anda hiçbir şikayetiniz olmayabilir. Ama pankreatit geçirdiğinizde ölüme kadar gidebilirsiniz. Kar lastiği takmadınız. Fren yapılması gereken bir yerde fren olmadığı zaman veya istediğiniz mesafede duramadığınızda gider kaza yapar ve ölümcül olabilirsiniz. Bir kazaya sebep olabilirsiniz. Başkalarının ölümüne sebep olabilirsiniz. Kendi hayatınızın sonlanmasına sebep olabilirsiniz. Bu yüzden en basit bir kar lastiği takılıyor. Bunun gibi düşün. Safra kesici ameliyatı gençtir, bir problemi yoktur. Hani ameliyat olmanıza engel, ciddi bir problem yoksa, safra kesici varsa
şikayet olsun veya olmasın. Ameliyat olmalarını öneririz. Çünkü artık cerrahisi komplikasyonu çok düşük. Çok rahatlıkla yapın. Laparoskopik dediğim 5-10 dakikalık bir ameliyat bir gece misafir edilip gönderiliyor. Oldukça bir sorun teşkil. Tabii evet. ki. Artık cerrahinin neredeyse komplikasyonu yok. Ama safra taşı müdahale etmediğinizde, komplikasyonlar oluştuğunda, sarılık olduğunda, pankreatit olduğunda çok daha ölümcül seyredebiliyor. Ve tedavisi de meşakkatlidir. O yüzden safra taşıyı taşını basite almamak lazım. Maalesef burada hekim arkadaşları da uyarmak lazım. Onlar bu komplikasyonları çok görmedikleri için taş bir şikayet oluşturmuyorsa dursun derler. Size bir rahatsızlık vermiyor. Rahatsızlık verince gelin. Siz kaza yapınca mı gidip kar lastiğini değiştiriyorsunuz? Kar lastiği taktırıyorsunuz. Hayır. Kaza yapmadan kar lastiği takıyorsunuz. Ve bunu devlet zorunlu hale getiriyor. Evet. Bakın aman vatandaşa bir şey olmasın diye. Dışarıdaki etkenlere karşı vatandaşı koruyorsunuz. İçerideki etkenlere karşı niye korumuyoruz? İçeride çok daha ciddi bir problem var. Evet. Teraziye vurduğumuzda cerrahinin komplikasyonlarıyla mevcut etken safra taşları durduğundaki komplikasyonu karşılaştırdığımızda tabii hasta bazında değerlendirmek lazım. Çok fark var. Ben hekim olarak ameliyatı öneriyorum. Ama ehil ellerde olduktan sonra. O zaman ihmal edilmemesi gereken bir konuya da buradan değinmiş olduk. Aslında konumuzun biraz hani şeyinde pankreasın hastalıklarından girdik. Çok ama da farklı bir şey. Bir şey sonuçta. Kesinlikle. Ve de kesinlikle. Daha çok aslında karşılaştığımız bir durum. Hafife alınmaması gerektiğini söylediğiniz iyi oldu. O zaman konumuza dönelim hocam. Pankreas kanseri. Bu kanser türünün belirtisi oluyor mu? Ne gibi belirtileri oluyor? Şimdi pankreas kanserleri evet konumuz bu. Konuşmak lazım. Önemli. Daha önceki programlarda da konuştuk. Kanserde en önemli etken üzerinde durduğumuz konu erken teşhis. Bakın erken teşhis pankreas kanserinde çok önemli. Bak diğer kanserlerde evet onlarda da çok önemli ama pankreas kanseri kadar önemli değildir herhalde. Çünkü sanıyorum bunun sonuçları biraz daha maalesef, kötü. Aynen. Pankreas kanserini erken teşhis edebilirseniz ki zordur. Ederseniz kür şansınız var. Ama erken teşhis edemezsiniz. Konunun sonunu en başta bir özet olarak söylüyorum. Sıkıntılı. Maalesef çok faydamız olmuyor. Sadece süreyi uzatıyoruz. Ölümcüldür. Bakın ölümcüldür. Erken teşhiste bulunabilirseniz bir sebeple o zaman kür şansınız belki. Bakın yine diyorum belki. Yani erken teşhis edilse bile belki. Yani orada kür olabiliyor. Ağır bir cerrah yapmanız gerekiyor ondan sonra olabiliyor. Çünkü erken teşhisi kaçırırsanız maalesef bunlar da geçmiş olsun. Sadece süreyi uzatıyoruz. Hı hı. Müdahale etmediğimizde çünkü çok kısa bir ömür verebiliyoruz. Maalesef. Ama cerrahi ve kemoradyoterapi verdiğimizde bu süreyi biraz uzatabiliyoruz. Şimdi o yüzden hani en başında söyledim. En sonunu birleştirerek erken teşhis. Burada çok önemli. Pankreas kanserinde erken teşhis yapabiliyorsanız işe yararsınız. Yoksa gerisi sadece oyalamadır. Vatandaşlar şimdi ne gördüğünde mesela hekime gidecek? Şimdi siz zor saptandığını söylediniz maalesef ama yani hiç mi bir belirtisi yok? Var, belirtisi var aslında da. Ama o kadar sıkıntılı bir tablo ki biz hekimler bile bilemiyoruz. Yani vatandaşa nasıl bilmedin diyecek şey dedin, neden gelmedin diyecek pozisyonda değiliz. Çünkü hani herkes der sinsi bir hastalıktır. Sinsidir. Gerçekten belirtisi yok. Bulunduğu yer itibariyle demin gösterdik. Çok arkada bir yerde. Önde birçok organ var. Organ var ve bunun hani derinizde olsa görürsünüz. Boğazınızda olsa yutamazsınız. Midenizde olsa yemek yemesin bir şeyler olur hissedersiniz. Bağırsakta olur, kanar, tıkanır bir şeyler olur hissedersiniz. Ama burada birkaç noktası pankreas başında ise damarı tutarsa safra kanalını damar dedim. Safra kanalı tutarsa sarılıkla belki gelirsiniz. Erken, belki o erken teşhis olabilir. Hemen pankreasın başında kanalın birleştiği yerde oluşan bir tümör. Oradaki kanal küçük olduğu için 5-6 milimlik bir kanal. Burada ufak bir tümör tıkamaya sebep olabileceği için ağrılarla gelebilirsiniz. Sarılıkla gelir. Karaciğer enzimleri yüksekliği araştırırsınız. Öyle bulabilirsiniz. Belki öyle erken teşhis olabilir. Ama pankreas kanalının başının dışındaki bölgelerde büyüdüğünde damarları sardığında 2-3 santimlik bir tümör bile ileri evre sayılabiliyor. Yeri çok kötü. Bakın pankreası anlattığımız yer ne demiştim? Bağırsaklardan gelen ana damarın ve bağırsağa giden atar damarın tam üzerine oturmuş bir baş var. C şeklindedir. Şu kalemi damar olarak düşündüğümüzde pankreas şöyledir.
Sarar. Evet, sarıyor etrafı. Sarıyor. Şöyle pankreasın kuyruğu gelir, başı unsurat proses dediğimiz C şeklinde kavrar. Hı hı. Ve buradan şu C'nin içinden karaciğere giden toplar damar ve aorttan gelen tüm bağırsakları besleyen ana atar damarı vardır. Şu kadarcık kısa bir alan, 12 parmak buradan gelir şöyle gider. Bu bölgedeki tümörler şu damarı sarmadan tıkanıklıkla veya sarılıkla veya farklı bir sebeple araştırıp bulduğunuzda damarı sarmamışsa bu cerrahiyle tedavi edilebilir bir hastalık haline gelebiliyor. Hı hı. Ama kanalı tıkamadı, bağırsağı tıkamadı. Bu büyüdükçe şu damarı saracaktır. Damarı tuttuğu an bu hastalık artık tedavi edilemez hastalık neredeyse pozisyonuna geliyor. Bizim en büyük kriterlerden birisi buradaki damar yapısı. Damarla bağlantısı. Hı hı. Bu yüzden önemli. Eğer ki hani dediğim gibi burada sarılık veya bu tür şeylerle erken teşhis edebilirsiniz. Bu bölge için. Ama bu damarın dışındaki, bu bölgedeki ve kuyruğa doğru bölgelerdeki tümörler herhangi bir bulgu vermeyebilir. Kocaman olur. Bazen tümör büyümez ama hemen etrafa, pankreasın dışına gelir. Lenfleri tutar, mideyi tutar, dalağı tutar, böbreği tutar, ana damarları tutar. Çevresinde birçok organ olduğu için lenf herhalde. Lenf sistemiyle tutar. Veyahut gelir hemen etraf lenfleri tutar. Oradan hemen karaciğer, lenfatik akımla karaciğere gider ve damar akımıyla karaciğerde tümör adacıkları oluşturur. Karaciğere metastaz yapar veya vücuda metastaz yapar. Ama hiçbir bulgu vermeyebilir. Yani bazı hastalıklarda böyle kanama vesaire bir şey oluyor. Böyle bir şey yaşanmıyor. İşte o yüzden sinsidir. Sinsi bir hastalıktır. Hmm. Hiç bulgu vermeyebilir. Ama nedir bulgulardan birisi? Mesela tedavi edilemeyen bir bel ağrısı vardır. Sırt ağrısı vardır. Sırt ağrılarının sebeplerinden birisi de budur. Çünkü hemen aortun yanında ganglion dediğimiz sinir uçları vardır. Bu sinirleri tuttuğu zaman ciddi sırt ağrısı olur. İlaca cevap vermeyen sırt ağrıları olur. Buna uyanık olmak lazım. Yani aslında bu önemli mesela. Önemli. Tedavi görüyorsunuz ama geçmiyor. Özellikle pankreas kanseri hani 50-70 yaş aralığında görülüyor. Erkeklerde biraz daha fazla görülüyor. Cevap veremeyen ağrısı var, sızısı var. Bir bakmak lazım. Pankreasla ilgili bir sorun var mıdır? Bunu bir görmek lazım. Bunun dışında iştahsızlık yapar. Sebepsiz kilo kayıpları olur. Halsizlik olur. Hastanın hani tabiri caizse hayat enerjisi düşmeye başlar. Hastada bir bulgu yoktur ama enerjisi düşüktür. Bir uyanmak lazım. Altında sinsi bir şey mi var? Bazı tetkiklere bakmak lazım. Bunu yakın zamanda bir hastamda gördüm. Daha başka bir sebeple şehir dışına gelen bir hasta. Kontrol için gelmişti. Başka bir ameliyatı yapmıştık. Telefonda böyle bir halsizlik, böyle bir yorgunluk, bir şey şikayetleri var. Gelsin bakalım. Karın ağrısı, müpem bir karın ağrısı var. Biraz dinledikten sonra hani sindirimle ilgili bir problemlerin olduğunu hissettim. Hı hı. Yani normalde şey, teşhislerden birisi işte tomografidir. Bu hastada ultrasonografi çok bulgu vermeyebilir. Yani bazen de bizi hissederiz. Bunun altında bir şey var. Huzursuz oluruz. Tomografi istedik ve hemen pankreas, gövde ve kuyruğu tutan bir tümör tespit ettik. İlerlemeden hemen tedavisini yaptık. Bakın müphem işte bir halsizlik, yorgunluk, karın ağrısı. Yani çok net değil. Kilo durup dururken kilo kaybediyor. İştahı yerinde ama kilo kaybediyor. Yorgun hissediyor. Uyanık olmak lazım. Bu tür şikayetler olabilir. İşte bunlara da pankreasa bakmak lazım. Bağırsa 12 parmağı tıkamadıkça bulgu vermez. Ha nedir? Tıkanır, yemek yemezsiniz, yemekten sonra şişkinlik olur, kusmalar olur. Ha burada bir tıkayıcı bulgular var. Pankreas bunu yapabilir. Durup dururken gözlerde sararma olur. Kanalı tıkadığında, deride sararma olur. İleri safhasında artık sarılık iyice ilerlediğinde. Çünkü karaciğerden safra akamayacaktır. Karaciğerde bir safra bekleyecek, kana karışacak, bilirubin dediğimiz hadise yükselecek ve ilk önce gözler avuç içlerinde sararmalar olacaktır. Sonra deride sararmalar olacaktır. Veyahut tıkama olduğu zaman işte büyük abdestte camcı macun dediğimiz renk oluşacak. Safra akamadığı için büyük abdeste rengini veren aslında safradır. Hı. Safra akamadığı için camcı macunu rengine gelir. Burada uyanık olmak lazım. Kanallarla ilgili bir problem var. Kanalın kendi hastalığı mıdır? Pankreas başındaki bir hastalık mıdır? O zaman bakmak gerekiyor. Bunun dışında yoksa dediğimiz gibi sinsidir, pek bulgu vermeyebilir. Peki hocam, çok bulgu vermediği için mesela böyle vatandaşlar gelip kontrol ettirme amaçlı yani gelebiliyorlar mı? Bunun bir kontrol sistemi var mı? Hani belki bir belirtisi yok ama ben bir geleyim kontrol ettireyim diyebiliyorlar mı? Yani kontrol edelim dediğimizde yapılabilecek
Şimdi her gelen hastaya tomografi mi çekeceğiz? Hayır. Hmm. Bu sefer de ciddi bir radyasyon yüküne... Meme kanseri gibi bir durum yok yani. Değil, değil. Bunun maalesef bir taraması yok. Hadi bir ultrason yapalım, muayene edelim, şey yapalım. Öyle bir net bir tanı yöntemi yok. Anladım. Ancak şüpheleneceksiniz, kan değerlerine bakacaksınız. Kan değerlerinde aslında onu kanser hastaları, tespit ettiğimiz hastalarda tarama amaçlı isteriz. Onun için hani bir kan değeri bulgusu yoktur. Orada kanda neye bakarsınız? Karaciğer enzim yüksekliği var mıdır? Kansızlığı var mıdır? Pankreas başında bir tümör olacak da 12 parmağı açılacak, oradan kanama yapacak, kansızlık belki yapacak. Ve işte sarılık veya buna benzer karaciğer enzim yüksekliği var mıdır? Onlara bakmak gerekiyor. Bunun dışında velev ki bazen olur, iyi bir radyoloğa denk gelirseniz, hasta zayıfsa, kilolu değilse, gaz problemi yoksa, çünkü herhangi bir gaz probleminde, dedim ya, şu bağırsağın arkasında, bunda gaz olduğu takdirde yine görülmez. Görünme. Ultrason çünkü ses dalgalarıyla çalışıyor. Gaz ses dalgasını keser, görüntü vermez arka taraftan. Evet. Ultrason da zayıftır. Kilolu değildir. Gaz problemi yoktur. Ultrason da tespit edilebiliyor. Var böyle vakalarımız. Ama biraz ultrasonda sanki tespit... şansının yaver gitmesi aynen, gerekiyor. Aynen, şansla ilgili. Eğer yoksa şüpheleneceksiniz de bir şekilde veya farklı bir sebeple işte böbrek ağrısı vardır, başka bir hastalığı vardır, bir tomografi çekmişsinizdir. Öyle erken teşhis yapılabilir. Yoksa herhangi bir sebep durup dururken bunun karın ağrısı geldi, araştırmanın ağrısının sebebi nedir? O tür taramalarda tomografi çekersiniz. Ama durup dururken benim var pankreas kanseri miyim diye tomografi çekemezsiniz. Yani şey değildir, efektif değildir. Peki hocam bu kanserin türleri var mı? Tabii ki. Şimdi pankreası iki şekilde değerlendirmek lazım. Bir, dedim ya hormonal salgısı var. Bir de sindirimsel salgısı. İşte sindirim sistemini yapan bölge pankreas kanalının etrafını saran epitel hücreleri vardır. Onun bezleri vardır. Bu bezlerden köken alan tümörler adenokarsinomdur. Bir de insülin, glukagon, somatostatin dediğimiz hormon salgılanan bölgelerden kaynaklı tümörler vardır. Bunları genelde nöroendokrin tümörler diyoruz. Bu adenokarsinomlara göre nöroendokrin tümörler biraz daha iyi huyludur. Bazı insülin salgılar, insülinoma deriz bunları, iyi huyludur. Bunların tedavisi biraz daha diğerlerine göre kolaydır. Ama adenokarsinom dediğimiz grup, yani sindirimsel enzimler salgılayan bezlerden kaynaklı grup, erken teşhis ettiğinizde bir işe yarıyor. Ama olmadığı takdirde çok agresif giden, sinsi olan ve çok kısa sürede maalesef hayatı sonlandıran bir kanser grubu. O yüzden şimdi baktığımızda maalesef tüm değerlendirmeler hep Amerikan verilerine göre konuşuyoruz. Çünkü en büyük tıbbi değerlendirmeler Amerika'dan çıkıyor. Oradaki değerlendirmeye baktığımızda kanserden kaynaklı ölümlerin 5. sırasında pankreas geliyor. O kadar ağır seyrediyor. Sinsi, öldürücü. Öldürücü. Evet. Ama gastrointestinal sistem dediğimiz işte mide, bağırsak, pankreas bu tür gruplar içinde de 2. sırada yer alıyor mide faktörü. Çok agresif giden bir kanser. O yüzden söylüyoruz hani olabildiğince pankreas kanserinde erken teşhis. Peki nasıl teşhis ediyorsunuz erken teşhis demişken? Ya işte, tanıyı nasıl dedim koyuyorsunuz? Ya, tanıyı nasıl koyacağız? Bir sebeple şüphelendik. Burada değerlendirme yöntemlerimiz var. Bir, şimdi dedim ya pankreas kanserinden şüphelendiniz. Bunu yapacağınız tedaviyi bir yönlendirmek için, iki tanıyı koymak için. Bir, ultrason en basit yöntem ultrason. İyi bir radyolunuz varsa, dediğim gibi hasta zayıfsa, gazlı değilse, yani arka tarafı iyi bir radyoluk belki görebilir yerine göre. Bu birincisi. Ultrasondan sonra muhakkak bu tür hastalarda şüphelendik, bir kitle gördü, kist göründü. Tomografi isteriz ve MR. Ama ikisinden birisi muhakkak olacaktır. Mümkünse ikisini birlikte değerlendiririz. Tomografide çünkü damar yapısıyla bağlantısını çok net daha görüyoruz. MR'da da diğer organlarla, bağırsak, mideyle organ yapışıklığı var mı yok mu, ayırt edebilir miyiz, yayılmış mıdır, lenfleri nasıldır, onları biraz daha net görebiliyoruz. Bu ikisini değerlendiriyoruz. Özellikle ben tomografiyi çok seviyorum. Çünkü burada dediğim gibi pankreas damarların üstünde. Bu damarlarla bağlantısını görmek istiyoruz. Bu bize cerrahi şansımızı gösteriyor. Eğer sarmamışsa bu hastaya cerrahi öneriyoruz. Kanseri teşhis ettik veya etrafında lenf bezi büyümesi var mı? Karaciğer metastaz yapmış mı, yapmamış mı? Tomografide bunları görüyoruz. Eğer metastaz yapmış, lokal ileri bir tümörse buna zaten o zaman cerrahiden uzaklaşıp diğer alternatif tedavi yöntemlerine yönlendiriyoruz. Ama baktık böyle bir hastalık var. Tomografi çektik, tümörü tespit ettik. O zaman burada neye bakacağız? Tümör damarı sarmamış, lokal ileri gitmemiş, metastaz yapmamış. İki yöntem var. Biyopsi yapıp ameliyat planlayabilirsiniz veya direkt ameliyat sırasında parça çalışıp frozen yöntemiyle direkt ameliyat planlayabilirsiniz.
Eğer ki bulunduğunuz yerde, tabii pankreas kanseri tanısı konduğunda hemen her yerde ameliyat yapılabilir mi? Hayır. Pankreas kanserinde mümkünse deneyimli merkezlerde ameliyat olunmasını öneririz. Çünkü şöyle söyleyeyim, genel cerrahinin, herkes bilir, neredeyse en ağır ameliyatlarından birisidir pankreas ameliyatları. İyi tecrübeli olmanız gerekiyor. Onkolojik cerrahıyla uğraşıyor olmanız gerekiyor. Damar cerrahisiyle yakın temasınız olması gerekiyor. Bilginiz olması gerekiyor. Çünkü bu yaptığınız cerrahi mortal, yani ölümcül seyredilebilir bir cerrahi. Tabiri caizse hasta masada kalabileceği bir ameliyat sınıfında. Diğer ameliyatlar böyle değil. Ama pankreas ameliyatları masada kalabilecek hasta grubunda. O yüzden tecrübeli ellerde bu ameliyatların yapılması gerekiyor. İşte tomografide bunlara dikkat ediyoruz. Damar tutmuş mu, tutmamış mı, etrafa yayılmış mı, yayılmamış mı? Bu bir tomografi. İkincisi, tümörü tespit ettik. Mümkünse biyopsi isteriz. Yani nedir biyopsi? Kanserin hücre tipini öğrenmek için. İyi huylu bir tümör müdür? Çünkü orada kitle görürsünüz. Oradan tomografi, bu kanserdir hemen demezsiniz. Genelde görüntüye bakıp da onun ne olduğunu söylersiniz. Yapısı itibariyle bu da yayılmış, parmaksız uzantıları var, etraf tutulmuş, sınırları net belli değil, içinde kireçlenme. Bu kanser lehinedir. Ama bazen de çok düzgün kenarlı bir iyi huylu kitleler vardır pankreasın. Kist adenom dediğimiz, adenomlar dediğimiz iyi huylu kitleler vardır. İnsülinomalıdır. Nöroendokrin tümörler olabilir. Bunları görürsünüz. Bunun yapısını görmek için muhakkak bir hücre tanısını isteriz. Cerrahi şansı var. Evet. Hücre tanısı nedir? Nöroendokrin midir? Adenokarsinom mudur? İyi huylu bir kitle midir? Bunlara bakarız. Biyopsi yapınız. Adenokarsinom geldi. Hemen bitiyor mu? Hemen ameliyat mı? Hayır. Buna bakmak lazım. Vücut taraması yapmak gerekiyor. Vücuda metastaz yapmış mı? Sadece tomografi karaciğer metastaz yapmamış olması metastaz yapmadığı anlamına gelmiyor. Uzak metastazları vardır. Akciğere, kemiğe, beyine metastaz yapmışsa zaten geçmiş olsun. Evre 4. Yine ameliyat yapamazsınız. O yüzden PET-CT dedim, tüm vücut taramasıyla bu işe bakmanız gerekiyor. Bunların hepsini yaptınız. Metastaz yok. Karaciğer temiz, beyin temiz, akciğer temiz. Güzel. O zaman bu hastaya uygun tedavi seçenekleriniz, ona bakacağız. Adenokarsinom geldi. Ameliyat. Yeri neresidir? Pankreas başı. O zaman nedir? Ameliyat tekniği değişiyor. Pankreas başıyla birlikte, şurada gördüğünüz, sadece pankreası almak yetmiyor. Kamera büyütebiliyor mu? Evet arkadaşlar, şimdi müdahale edecek. Burada bizim mihenk noktamız damarlar gibi. Pankreas başındaki tümörlerde, evet, eğer görebiliyorsak, büyütüyoruz şimdi. Şöyle çevirdim. Evet. Şimdi bu karaciğere giden toplar damar ve gelen bağırsaklara gelen atar damar. Bunun sağındaki şu bölge tümörlerinde Whipple dediğimiz yöntemi uyguluyoruz. Bu ameliyatta nedir? Bu damarın sağında kalan bölgeyi blok halde alıyoruz. Ama sadece pankreas değil. Bu tek başına ayrılan bir organ değildir. 12 parmağı şuraya kadar. Şu bölge, 12 parmak, damarların arkasından sıyırıyoruz. Şu damarları alıyoruz. Pankreas başını alıyoruz. Midenin bir kısmını alıyoruz veya midenin 12 parmakla birleşim yeri, kas lifi vardır, pilor dediğimiz. O bölgeyi koruyucu cerrahide. Orayı bırakıyoruz. 12 parmak komple alınıyor. Safra yolları alınıyor. Pankreas kanalıyla birleştiği için riskli alandır. Safra kesisi alınıyor. Bu blok çıkartıldıktan sonra ağır bir cerrahidir dediğim gibi. Ondan sonra ince bağırsağı getirip pankreasın şu kalan kısmına ağzını bağlıyoruz. Midenin kalan kısmını ince bağırsağa bağlıyoruz. Safra kanalını getirip bağırsağa bağlıyoruz ve ameliyatı bitiriyoruz. Komplike bir ameliyat. Böyle anlatıldığı gibi basit değil, ortalama 3-4 saatimizi alan bir cerrahi. Evet, zaten ameliyatların da detaylarını alacağım sizin ama bir izleyicimiz varmış hocam. Hemen o soruyu alalım. Buyurun. Alo, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin hocam. Size sağ olun, bir teşekkürler. Sorum olacaktı. Arkadaşlar biraz daha sesini alırsak. Evet, buyurun hanımefendi. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hocam ben bir komşum için aramıştım. Çok genç bir arkadaşımız. Aynı zamanda çok samimi bir aile dostumuz. Evet. Kendisi 4-5 ay gibi oldu. Şiddetli bir karın ağrısıyla şikayetçiydi. Sürekli mide bulantısı ve hassizliği vardı. Ondan sonra götürdüler hastaneye. Özel hastanelerde bütün tahliller temiz çıktı. Hiçbir şekilde o hastalığın olduğu belirtileri yoktu kendisinde.
Malatya İçim Araştırma Hastanesi'ne gitti, Turgut Özat Tıp Merkezi'nde. Evet. Ondan sonra bu söylediğiniz hastalık çıktı ve ameliyat denildi. Evet. Ondan sonra yani biz kendimiz cahilesi de ameliyattan iyi taraftar değildik. Bağırsakta varmış, mideye atmış ve karaciğerde var. Hı hı. Ondan sonra şimdi götürdüler ameliyat için, hepimiz hazırlandık. Gittik, iptal edildi. Şu anda kemoterapi görüyor. Yani hocam ameliyat mı olsaydı, tedavi mi olsaydı, yani bizi bu yönde nasıl aydınlatabilirsin? Biz de yani rahatlamak istiyoruz. Hepimiz ateş üstündeyiz. Çok genç bir kardeşimiz. Küçük çocukları var. Çok geçmiş olsun. Evet. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Birazdan bahsedeceğimiz bir konu. Evet. Bu çok önemli. Demin dedim ya, pankreas kanserinde erken teşhis çok önemli. Şimdi bir de hocam çok özür dileyerek size bir şey soracağım. Bir daha şey söyleyeceğim. İnternet üzerinden kardeşleri araştırmış. İşte 25 milyar 26 milyarlık bir bedelle tamamen bu hastalıktan kurtulacak ilaçlar üretiyoruz. Körük müdür nedir ben de tam bilmiyorum. Yani böyle bir şey var mı hocam? Bize anlatabilir misiniz? Evet. Çok teşekkür ederiz. Hocamız şimdi sorularınızı yanıtlayacak. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Çok sağ olun, iyi günler. Evet hocam. Çok geçmiş olsun. Aslında şimdi, ikinci sorusu da çok önemli bence. İnternet aynen. Çünkü çok fazla elimizin altında. Maalesef bilgiye ulaşmak çok güzel. Ama handikapı bilgi kirliliğinin çok yoğun olduğu bir ortam. Sanal medya. Hı hı. Şimdi burada iyi değerlendirmek lazım. Hekim grubu ki doktorlar, biz bilmemize rağmen yanılabildiğimiz bir konularda internete bakarak bu tür araştırmalarla hüküm sürmek, tabiri caizse fetva vermek çok yanlış. Çünkü hastalık yoktur, hasta vardır. Hasta bazında değerlendirmek lazım. Hastanın komplikasyon, yaşı, mevcut hastalıkları, hastalığın durumu, hangi seviyede olduğu, damarsal yapısı, bunlar her şeyi değiştirebiliyor. Hasta bazına biz değerlendiriyoruz. Hı. Bazı hastalara ameliyat derken aynı gruptaki başka bir hastaya ameliyat demiyoruz. Çok farklı. Kişisel şimdi, tamamen yani. Tamamen kişisel. Şimdi hastalığa geldiğimizde hastamızın söylediği şey çok önemli. Bir, pankreas kanseri karaciğere yayılmış, etrafa yayılmış, mideyi tutmuş, bağırsaklara yayılmış. Dediğim gibi metastaz yapmış. Bu nedir? Evre 4. Evre 4 pankreas kanserleri maalesef ameliyat edilmez. Teknik olarak, diyelim ki pankreasın başında ufak bir tümörünüz var. Teknik olarak çıkartırım, hiç sorun değil. Ama hastaya faydası var mıdır? Yok. Ağır bir cerrah yapacaksınız, riskli bir cerrah yapacaksınız ve hastaya faydası olmayacak, anlamsızdır. Burada cerrahın yeri yoktur. Çünkü metastazdan bahsediyorsunuz. Pankreas kanseri metastaz yaptıysa cerrahın yeri yoktur. Ancak ne zaman cerrahın yeri vardır? Sarılık yapmıştır, kanal tıkanmıştır, 12 parmak tıkalıdır. Palyatif dediğimiz yaşam kalitesini rahatlatıcı cerrahiler yapabilirsiniz. Veya tedaviler yapabilirsiniz. Ama kansere yönelik bir tedavi yapılmaz. Bu nettir. İkincisi, bu hastaya yapılacak tedaviler tüm dünyada ve bakanlığın onayladığı protokoller bellidir. Kemoterapi ajanları bellidir, ilaçlar bellidir. Şu fiyata şununla küre ederiz, şu yaparız. Maalesef böyle şeylere çok rağbet etmesinler. Maalesef bu tür, burada şey söylemek istemiyorum. Ama lütfen ehil tıbbi insanlarla, uzmanlarla görüşün. İnternet ortamındaki tedavi yöntemleri sizi sadece farklı mecralara yönlendirir. Ama hastalığınızı gidermezler. Keşke olsa. Olsa zaten hekimler de uygular hocam bunu. Mümkünse biz de uygulayalım. Yani. Bakın bu hastalar bizim insanımız. Evet. Biz farklı bir dünyadan değiliz. Biziz. Biz bir aileyiz, geniş bir aileyiz. Türk milletiyiz. İnsan oluyoruz. Bu hastalığın tedavisi varsa emin olun bakanlık bunu böyle bırakmaz. Bir kişinin elinde bırakmaz. Bunu her yere yayarız. Bu insanların ölmesini istemeyiz. Bakın bir deprem oldu. Tüm millet, devlet hep birlikte neredeydik? İzmir'deydik. Evet. Ne oldu, kimin olduğu önemli midir? Bizim burada olup olmaması önemli değildir. Tek yürek. Bakın böyle bir tedavi olacak. Devletiniz, hükümetiniz, insanlarımız, hekimlerimiz, Sağlık Bakanlığımız sessiz kalacak. Mümkün değil. Evet. Lütfen bunlara prim vermeyelim. Bu bir maalesef umut tacirliği. Kesinlikle.
Bakanlığın onayladığı bir tedavi ise başımın üstünde yeri var. Ama değilse ben biraz bu tür konulara şey bakıyorum. Mesafeliyim. Ama izleyicimiz aracılığıyla da uyarmış olduk. İnternette çünkü çok karşımıza çıkıyor. Bir araştırma yaptığınızda hemen kenardan reklamlar geliyor peşinden. Hekim, uyanık olmak lazım. Evet, hekim ne derse ona bakmak, bilimin ışığında gitmek çok daha mantıklı. Biz konuşmalarımızda daima kanıtlara dayalı olarak söylemek zorundayız. Evet. Farazi değil, ilmi konuşmak zorundayız. Bilimsel konuşmak zorundayız. Dediğim gibi keşke böyle faydaları olsa, hayır buyurun araştırma yapsınlar. Tabii yapılsın. Zaten lütfen bakanlık onaylar zaten. Böyle bir tedavi uygularsınız. Bakın şu anda korona üzerinden gidelim. Bir aşı çalışması için tüm ülkeler ne yapıyor? Çalışma yapıyor. Evet. Bunun iki yönü var. Bir, tedavi etmek. İki, aşıyı bulan ne olacaktır? Prestij bir. İki, ticari anlamda maddi baktığınızda milyar dolarlar yani. Seviyesinde evet. Çok ciddi bir getirisi olacak. Bakın böyle bir çalışma yapacaksınız. Bu ilaç tedavi edecek de siz sessiz kalacaksınız. Hem ticari yönden hem ahlaki yönden mümkün değil. Muhakkak el atılır. Muhakkak ve devlet destekler. Evet. Hiç olur yanı yok yani. Öyle durum. Olur yanı yok. O yüzden bu tür şeylere rağbet göstermesinler. Ehil uzmanlar tarafından tedavisi planlanacaktır. Onlara güvensinler. Ama cerrahi, hayır cerrahi yapılamaz. Evet hocam, izleyicimiz de dedi çok genç bir hasta dedi. Maalesef, ben bunu soracaktım size. Şimdi siz 50 ve 70 yaş arasında daha çok görülüyor dediniz ama gençlerde hiç görülmüyor diyebiliyor muyuz? Maalesef görülmediği yaş yok, görülür. Hani tabii ki 20 ile 30'lu yaşlarda hemen beklemiyoruz. Ama 40'lı yaşlarda falan görüyormuyoruz, görüyoruz. 30'lu yaşlarda gördüğümüz var mı? Var. Oluyor. Maalesef oluyor. Burada genetik faktörlere bakmak lazım. Evet, onu da soracaktım. Aile faktörü burada önemli mi? Tabii ki. Şimdi pankreas kanserlerden etkenlerden birisi, daha doğrusu risk faktörlerinden birisi de genetik yatkınlık. Eğer genetiğinde varsa, kalıtsal bir şey varsa sonuçta her şeyimiz gen planıyla ilgili. Tüm hücrelerimiz, tabiri caizse bir inşaat yapıyorsunuz, evin bile bir neyi vardır? Planı vardır yani. Vücudumuzun planı yok mu? Tabii ki vücudumuzun gen haritası var, planları var. Oradaki herhangi bir değişiklik, işte pankreas geniyle ilgili herhangi bir problem olduğunda sizin kanser olma eğilimimiz artıyor tabii ki. Evet. Siz tabiri caizse depremde kolonlar var. Orada belli bir mesafe, statik çalışmalar var. O statik çalışmalar yapılmadan belediye o binaya onay veriyor mu? Vermiyor. Düşünün, vücudun da belli bir statik çalışmaları var. O gen yapısı orada bir kolonun veya bir kirişin olmasını istiyor. Eğer gen bozukluğu varsa, orada o kiriş kolon olmayacaksa veya sonradan market yapmak için kolonları kesiyorsanız, aynı tabii ki ne olacaktır? Deprem de yıkılacağı gibi. Burada da bir süre sonra ne olacaktır? Orada kanser hücreleri gelişecektir. Evet, genetik yatkınlık onu gösteriyor. Önemli diyorsunuz. Bir telefonumuz daha varmış hocam. Onu da hemen alalım. Evet, buyurun. İyi günler. Hayırlı. İyi günler. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun efendim. Sağ olun. Hocama bir sorum vardı benim. Evet. Ben Ertuğrul Gazi'den arıyorum. Kendisi. Eskişehir'den. Ben 4-5 sefer ameliyat oldum. Kotur'dan da şimdi her şeyden ameliyat oldum. Kadın hastalıklarından falan. Sonra idrar torbam düşüktü. Onu bağlamamışlardı, kaldırmamışlardı. Sonunda 2 sene oldu, kaldırdım. Evet. Kaldırınca bende ıkınmayacak, kabız olmayacak deyince bende gaz oldu. Gazdan altından, affedersin, gaz gelmiyor. Ağzımdan hiç durmuyorsa ağzımdan geliyor gaz. Evet. Ikınamıyorum, ıkınsam torbam düşecek gibi oluyor ki ne? Ben onun için aradım. Bir çaresi var mı diye. Çok da doktorlara gittim. Fortum çok salındı midemden. Altından, arkamdan falan. Gaz var dediler. Evet. Bunu soracaktım ben size. Peki, çok teşekkür ederiz sorunuz için. Hocamız şimdi. Evet efendim. Çok geçmiş olsun. Şimdi bu tür tablolarda, evet konumuzla ilgili değil ama hastamızın sorusu olduğu için cevap verelim. Mükerrer kez karın içi ameliyat geçiren hastalarda bağırsaklarda yapışıklıklar oluşabiliyor. Bunlar kısmi ve tam olarak bağırsak geçişini bozabiliyor. İlos dediğimiz bağırsak tıkanıklıklarına sebep olabiliyor. Bazen çok yapışıklıklarda bağırsağın hareketliliği yavaşlar, zorlanır. Zorlandığı için gaz birikimi olur. Bu sürekli olan bir şişkinliğe sebep olur. Bazen de yediğimiz gıdalarla alakalı çok ciddi bir postalı
gıda tükettiğimizde veya yoğun içerikli olduğunda dirsek yapan, hani normal akımın zayıfladığı, tabiri caizse borunun içinde kireçlenme ne olurdu, açıklığın çok az olduğu bölgelerde gelip tıkanmalara ve kısmi bağırsak tıkanıklıklarına sebep olabilir. O zaman gaz çıkartmada, büyük abdest yapmada problemler görülebilir. Endoskopi, kolonoskopi yapabilirsiniz. Bunlarda problem çıkmaz. Kalın bağırsakta değildir problem o zaman. İnce bağırsakta olabilir. Bakın orada ortalama 8 metrelik bir ince bağırsaktan bahsediyoruz. Genelde yapışıklıklar ince bağırsaktan kaynaklıdır. Çünkü ince bağırsak hareketli bir organdır. Kalın bağırsak sabittir neredeyse. İnce bağırsaktaki kısmi ve yarım tıkanıklıklı veya tam tıkanıklıklarda bu tür problemler olabilir. Burada iyi bir röntgen filminde seviyelenme dediğimiz bulgu var mı yok mu ona bakmak lazım. Eğer öyle bir şüphe varsa tomografi çekip veya ince bağırsak pasajı grafisi dediğimiz bir filmle ince bağırsakların geçişine bakmak lazım. Eğer de bir problem varsa ve hastanın yaşam kalitesini bozuyorsa bu, o zaman bir cerrahi planlamak gerekiyor. Bunun için iyi bir merkezde ince bağırsakların muhakkak ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. Kontrol ettirmeye. Geçmiş olsun efendim. Evet hocam, süremize de bakıyorum. Çok vaktimiz kalmadı. Sorularımı o yüzden yetiştirmek istiyorum. Şimdi, evet, süremiz. Birazcık. Yine konuyu anlatamayacağız her seferinde yine. Hocam hemen yetiştiririz biz inşallah. Şimdi tedavisinden az çok bahsettiniz aslında. Yine burada atladığımız bir nokta var mı tedavi noktasında? Nasıl tedavi ediliyor onu sormak istiyorum. Ve aslında çok tehlikeli bir hastalık olduğunu da söylediniz. Bu hastalık cerrahi müdahale sonrası tamamen geçer diyebiliyor muyuz? Keşke o soruyu sormasaydınız. Olumsuz sanırım yanıt. Maalesef olumsuz. Şöyle konuşalım. Demin tarif ettiğimiz ameliyat pankreas başındaki tümörler içindi. Bir de bu bölge dışındaki diğer bölge tümörleri var. Özellikle nöroendokrin tümörler biraz daha başın dışında gövde ve kuyruğu tutan tümörlerdir. Eğer insülinoma dediğimiz sadece adacık hücrelerinden kökenli tümörlerse onu laparoskopik olarak yapıyoruz. Hı hı. Veya açık olarak o bölgenin çıkartılması veya pankreasın subtotal dediğimiz şu damarın sol tarafına düşen bölgenin tam veya kısmi olarak dalakla birlikte alınmasıyla oluşan bir cerrahi planlanıyor, ameliyat yapılıyor. Bu pankreas başı ameliyatlarına göre biraz daha riskin az olduğu bir cerrahi. Tam burada yaptığınız takdirde yaşam süresini ciddi olarak uzatıyorsunuz. Ama burada önemli olan nedir? Hastalığın pankreasta sınırlı olmuş olması. O yüzden demin de söylediğim gibi eğer bölgesel ilerlemişse, karaciğer metastaz yapmamış, oraya buraya gitmemiş ama bulunduğu bölgede pankreasın etrafındaki lenfleri tutmuş. Az önce izleyicimizin söylediği gibi orada, bağırsağa gitmiş, buraya evet. Gitmişse zaten yapacak bir şey yoktur. Ama bu bölge tümörleri etraf sadece pankreas etraf lenflerini falan tuttuysa yine ben cerrahi planlıyorum. Genel cerrahide cerrahi planlıyoruz. Çünkü bunlar yaşam süresini uzatıyor. Kür sağlıyor mu? Hayır. Ne zaman kür sağlayabilir? Pankreasın içinde sınırlı T1-2 tümörlerde. 2 santimin altında olacak, 4 santimin altında olacak ama pankreas dışına çıkmamış olacak. Evet, kapsülün yayılmamış olacak, lenflere yayılmamış olacak. O zaman kür sağlarsınız. Ama lenflere yayıldığı takdirde o zaman lokal ileri bir tümörden bahsediyoruz. Burada sadece yaptığımız cerrahilerle süreyi uzatıyoruz. Herkesin hastalığı aynı değildir. Bakın, 5 yıldan fazladır takip ettiğim bu tür hastalarımız da var. Evet. Süreyi soruyorsunuz. Cerrahi olarak ortalama yaşamdan bahsettiğimizde ameliyat geçirebilen hastaların ortalama yaşamı 2 yıl. 1,5-2 yıl. 5 yıllık yaşamdan bahsettiğimizde %20-30 erken teşhiste. Yani tümör pankreasın içinde etrafa yayılmamış hastalıktan bahsediyoruz. Ama yayılmışsa ortalama 1-1,5 yıldan bahsediyoruz. Pankreas kanserlerinde yaşam süresi. Ama bir şekilde pankreas agresif giden, hızlı yayılan, siz gözle görünür tüm tümörleri çıkartmış olmanız, tümörsüz hale getirmiş olduğunuz anlamına gelmiyor. Çünkü mikro seviyede gözle görmediğiniz tümör hücreleri pankreasın dışına çıktığı için içeride serbest dolaşıyor. Bir süre sonra oraya buraya lokal olarak peritona, karın zarına işte, karaciğere her tarafa yayılıyor. Mısır patlağı gibi tekrar açığa çıkıyor. Tamamen iyileşmesi mümkün diyemiyoruz. Çok erken teşhis etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi sadece pankreas kanalı, ampuller bölge dediğimiz o bölgede çıkacak da daha epitel seviyesinde. O pankreas kanalının içinde kanalı tıkayacak da sarılık yapacak. Siz fark edeceksiniz. Daha kanser tabiri caizse yılan yumurtadan çıkmamış haldeyken müdahale edeceksiniz. O zaman kür sağlarsınız. Evet. Peki hocam, metastaz riski yüksek bir kanser türü bu. Evet. Maalesef metastaz riski yüksek bir kanser. Dedim ya, sinsi olduğu için hiçbir bulgu vermiyor. Vermediği için tümör ilerliyor, metastaz yapıyor. Siz metastazlarıyla tespit ediyorsunuz. Karaciğer yayılmıştır, sarılık olmuştur, karın ağrıları olmuştur, sırt ağrıları olmuştur, yayılmıştır. Siz ağrıyı araştırırken
sarılığın sebebini araştırırken pankreas kanserini tespit ediyorsunuz. Kilo kaybını araştırırken kanseri tespit ediyorsunuz. Ve maalesef ileri sefede metastatik. Ve bunların yaşam süresi belli. Bir yılı, bir buçuk yılı geçmiyor. Aa hocam siz bildiniz. Biz bilmedik. Biz istatistiki değerlere göre konuşuyoruz. Mevcut önceki yıllarda olan hastaların izlemlerinden olan bulgular. Onlara göre konuşuyoruz. Ve ortalama süre genelde doğrudur. Bilimsel konuştuğunuzda yanılmazsınız. O yüzden doktorlara müneccim gözüyle bakılmasın. Hayır müneccim değiliz. Ama biz verilere tabii göre konuşuyoruz. Veriler var. Veriler var. Verilere göre konuşuyoruz. Yanıldığımız yok mu? Tabii ki var. Sonuçta hepsinin üzerinde, tüm verilerin üzerinde bir yaradan var. Yaradan kime ne takdir ettiğini bilmiyoruz. Ama daima sebeplere göre hareket eder. İki kere iki dörttür. Yedi olmaz. Evet. Peki hocam beslenme, şimdi sindirimi de bağdaştıran bir hastalık bu. Beslenmenin önemi ne burada ve nasıl olmalı beslenme bu kanser türü? Pankreas kanseri tabii ki beslenme önemi. En başta söyledik ya, bir hani sigara, alkol bunlardan evet. Uzak duracaksınız. Ya, bu hastalığa yakalanmak istemiyorsanız bir kere bunların bir faydası yok. Ne kadar zararlı şey varsa zaten toplum olarak seviyoruz. İnsanoğlu olarak seviyoruz. Evet, sigaradan maalesef. Uzak duracağız. Alkolden uzak duracağız. Hiçbir faydası yok. Karaciğeri bitiririz. Pankreası bitiririz. Ondan sonra gelin tedavi edelim. Siz bitirdikten sonra biz ne yapalım? Ya, kullanmayacağız bunları. Seçim yapıyoruz uzak duracağız. Aslında bu insanoğlunun seçimi. Siz seçtiniz. Aynen. Tercih ettiniz. Bakın yaşamınızla tercih ediyorsunuz. Bu sizin tercihiniz. Yüksek kalorili gıda tüketimi. Obezite yapıyor. Obezite pankreas kanserinin risklerinden birisidir. Dikkat edeceksiniz. Et tüketimi, yüksek protein tüketimi. Bunlar kolesterole sebep oluyor. Kolesterol pankreas kanserinin etki faktörlerinden birisi. Yapıyor. Yani sağlıklı yaşam. Hepsinin başında nedir? Sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam nedir? Tüm gıdamız et olmayacak. Karbonhidratı dengeli. Da, sebzesi de, vitaminler de hepsi dengeli alınacak. Dengeli yaşam. Evet. Hareket olacak. Yürüyüş yapacağız. Tempolu, egzersiz. Yani biyoenerjimizi düzgün kullanacağız. Spor yaptığınızda biyoenerjinizi, vücudunuzdaki elektrik yükünü atıyorsunuz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Yaşamı dengeler getireceğiz. Stresten uzak duracağız. Evet. Stres hormonları devreye giriyor. Stres faktörleri devreye giriyor. Sigara yok, alkol yok. Sebzeden zengin diyet diyet yaptığınızda sistem, gastrointestinal sistem dediğimiz mide bağırsak sistemi, pankreas sistemi yorulmayacak. O zaman çünkü et ve yağ aldığınızda pankreası yoruyorsunuz tabiri caizse. Hı hı. Evinizde bir iş yapacaksınız. Bir insanı tuttunuz. Yük taşıyacak. Şimdi 500 kiloyu bir günde taşımakla 5 tonu bir günde taşımak aynı mıdır? O kişiyi yorar mı yormaz mı? Tabii yormuyor. Yani. Ve her gün bunu yaptırdığınızı düşünün. Pankreas sonunda yorulacaktır. Yeter diyecektir. Yoruluyor sonunda. O yüzden proteinden ve yağdan biraz daha fakir olacak. Çok tüketmeyeceğiz. Yoruyorsunuz pankreası. Yoruyorsunuz karaciğeri. Alkol, yüksek kalori. Yoruyor. Karaciğer de gidiyor, pankreas da gidiyor. Ondan sonra niye olduk? Olursunuz. Sizin tercihiniz. Evet. Beslenmenin o zaman birçok hastalıkta aslında olduğu gibi bu hastalıkta da önemi büyük. Kesinlikle. Obez olmayacağız. Kilolu olmayacağız. Kiloyu vereceksiniz. Hareket yine çok önemli. Hareket yapacaksınız. İşte hareket edince yağlar eriyor. Kilo veriyorsunuz. Vücut oksijenleniyor. Sistem çalışıyor. Sistem çalışıyor. Sistem çalışınca normal olunca hastalık olmayacak. Evet. Eski toprak diyoruz. Niye eski toprak diyoruz? Affedersiniz bizim gibi sürekli masa başında değildi ki. Dört duvarın arasında çok manyetik alanın olduğu bir ortamda yaşamıyorlardı ki. Toprak evde. Toprağa basıyor. Yetiştirdiği ürünü tüketiyor. Doğal ürünler. Rafinerize gıda tüketmiyor. Hangi gıdamız şu anda doğal? Hepimiz marketten alıyoruz. Markete satılan ürünlerin çoğu rafinerize gıda zaten. Paketli. Hı hı. Paket. İçine bakarsın hepsinde bir katkı maddesi yazıyor. C, E, D, F ne kadar alfabedeki harfler varsa hepsi sıralanmış halde. Maalesef. Ondan sonra niye oluyor? Oluruz. Diğerine gelince eski toprak. Biz niye eski toprak değiliz? Eski toprak olmak için bizi zorla kimse bir şey yapmıyor. Biz çabalıyoruz şimdiki toprak olalım diye. Evet doğru söylüyorsunuz hocam. Dikkat edebiliriz aslında. Edebiliriz. Beslenmeye. Ama toplum olarak nedir? Toplum mühendisliği dediğimiz hadise budur. Herkes şehir hayatına geçiyor. Aman rahat olalım. Evet rahat oluyorsunuz. Rahat oluyoruz. İstiyoruz. Çünkü vücut konforu seviyor. Evet konforu alışınca bırakmıyorsunuz. Çünkü toprakla uğraşacaksınız. Soğukta bir sobayla uğraşacaksınız. Bilmem neyle uğraşacaksınız. Toprağa şey yapacaksınız. Hayvanı güdeceksiniz. Hayvanın sütünü alacaksınız. Uğraş gerektiriyor. Ama yaşamınız güzelleşiyor. Ömrünüz uzuyor. Doğal yaşam oluyor. İşte adı üstünde doğal yaşam. Bu ne? Demek ki o doğal yaşamsa bu doğal yaşam değil. Tercih.
Evet hocam, son sorumuz. Yetiştirdik bu sefer. Kişilerin erken tanısı çok önemli dedik bu hastalıkta. Erken tanısı için nelere dikkat etmeliler bu hastalıkta? Dediğim gibi erken tanı için hani çok bir belirtisi yok. Hı hı. Maalesef belirtisi yok. Ama müfem bir şekilde karın ağrısı olur, hazımsızlık problemi vardır. Yaşam enerjisi azalmıştır, halsiz hissediyor, yorgun hissediyordur. Müfem karın ağrıları vardır, sırt ağrıları vardır, sarardığını hissediyordur. Hemen doktora gelecek. İyi bir gastroenterolog veya genel cerrahe gelecek, dahili bölüme gelecek. Ben bu şikayetlere sahibim, lütfen beni inceler misiniz diyecek. Ertelemeyecek. Ertelemeyecek. Maalesef ertelendiği için bu başımıza geliyor. Evet. Dün bir hasta geldi. Bir yıl önce meme kanseri, bir kitle var. Teşhis konulmuş. Hasta nasılsa kanser, korona var diye biraz erteliyor. Şu bu sebeplerle bir yıl geçiyor. Ondan sonra geliniyor. Hadi erken. Ya erken teşhis değil. Bir yıl geçmiş. Evet. Yağmurdan evet. Kaçarken doluya tutuluyoruz. Koronadan kaçarken kanseri ilerletip duruyoruz. Ve bunun gibi bir sürü vaka şu anda uğraştığımız. Hı hı. Evet. Öyle bir korona belası geldi ki koronadan korkuyoruz ama diğer hastalıkları lütfen unutmayalım. Sadece korona yok dünyada. Mevcut hastalıklarımız da var. Olduğunda lütfen her türlü tedbirler hastanelerde alınıyor. Evet. Bu tedbirler kapsamında lütfen hastaneye gitmeyi ihmal etmesinler. Çünkü geliyor erken teşhis edilecek bir kanser bu hastamızda olduğu gibi bir geliyor metastaz yapmış, sıçramış, yayılmış veya tümör kocaman olmuş. Memeyi koruyacakken, şimdi memeyi komple almak belki gerekiyor. Belki hastalıktan kurtulabilecekken ya da tabii, daha kür sağlarken olacakken. Kür sağlayamıyorsunuz. Evet. Kür sağlayamıyorsunuz. O yüzden hep söylediğim gibi erken teşhis, erken teşhis, erken teşhis. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ve doğal yaşam. Peki hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Sağlık Rehberi programında bugün pankreas kanserini konuştuk. Değerli hocamız İhsan Oruk bizlerleydi. Haftaya bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.